Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli pide tarifim var. İsterseniz bu pideyi çay saatine, isterseniz de kahvaltıya yapabilirsiniz. Hemen şimdi yapımına geçelim isterseniz. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 1 bardak ılık süt ve 1 bardak ılık suyu alıyorum. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum üzerine. Ve 1 paket de maya ekliyorum. Mayanın erimesi için bir güzel karıştırıyorum bunu. Daha sonra sıvı yağ ekliyorum. Su bardağının başı 1 parmak eksik sıvı yağ kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimdir arkadaşlar. Şimdi unumu ekliyorum azar azar. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip hamurumu toparlayacağım. Unu azar azar ekliyorum. Ve hamurumu toparladım gördüğünüz gibi. Yumuşak bir hamur yapıyorum. Pidelerimizin yumuşak olması için hamurumuz mutlaka yumuşak olsun. Unun marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim unu. Toplamda ben 5 bardak un kullandım. Hamuru toparladıktan sonra onu bir kenara alıyorum mayalanması için. Bu arada iç malzemesini hazırlıyorum. Önceden patatesi haşladım. Şimdi patates eziciyle eziyorum güzelce. 3 tane orta boy patates kullandım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da pul biberi ekliyorum. Burada yarım çay bardağı sıvı yağ var arkadaşlar. Sıvı yağ da ekliyorum üzerine. Maydanoz arzunuza kalmış. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ben birazcık maydanoz doğradım. İnce ince onu da ekledim. Ve güzelce bir karıştırıyorum. Burada başka sevdiğiniz baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Patatesi de hazırlayıp bir kenara alıyorum. Çok güzel bir şekilde karıştıralım. Tekrardan ezilmeyen patatesleri kaşık ile ezelim güzelce. Ben patatesi hazırlarken bu arada hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Hamuru bir toparlıyorum ve tezgahımın üzerine alacağım hepsini. Eşit şekilde 6 tane beze yapıyorum. Bezelerin üzerini kapatıp bir 10 dakika daha mayalandırıyorum. On dakika beklettikten sonra şimdi açma işlemine geçiyorum. Güzel bir şekilde mayalanmış. Hamurumuz yumuşak olduğu için zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Elimizle bu şekilde açıyoruz. Şöyle küçük bir pasta tabağı büyüklüğünde açalım. İçerisine hazırladığımız patatesli haşlam koyacağım. Hepsini açtım gördüğünüz gibi. Patatesten eşit şekilde paylaştırıyorum. Siz burada iç malzemesini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kıyma kullanabilirsiniz, peynir kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre değişiklik yapabilirsiniz. Ben bu sefer patatesli yapmayı istedim. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Hem çay saatine hem de kahvaltıya çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu arada videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Patatesleri koyduktan sonra bu şekilde kapatıyorum ve kenarlarını elimle güzelce bastırıyorum açılmaması için. Hamur çok yumuşak olduğu için elinize yapışabilir. Dikkatli bir şekilde kapatalım.
Hepsini aynı şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi tam ortadan iki kenara doğru elimle bastırarak birazcık açıyorum. Ve daha sonra da pide şeklini veriyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz burada. İki kenarından tutup birazcık uzatıyorum, pide şekli veriyorum. Ve bu şekilde hazırlayıp bir kenara alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Ortadan iki kenara doğru elimle birazcık açtıktan sonra parmak uçlarımla şekil veriyorum ve daha sonra iki elimle ucundan tutup uzatıyorum birazcık. Hepsini aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Hamurumuz yumuşak olduğu için zaten çok kolay bir şekilde şekil alıyor arkadaşlar. Çok güzel, çok yumuşak oluyor. Şimdi piştiği zaman da göreceksiniz. Hemen bu şekilde bakın elimle uç kısımlarından birazcık açıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. 200 derecelik fırınımda altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Fırın için bir süre vermiyorum arkadaşlar. Fırınlarda değişiklik olabiliyor. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi bunları da diğer tepsime yerleştireceğim. Bu pidelerin üzerine yumurta süreceğim arkadaşlar. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra da çörek otu atacağım. Bezelerin boyutunu küçülterek daha fazla pide elde edebilirsiniz. Ben verdiğim hamur ölçüsünden 6 tane pide yaptım. Şimdi çörek otunu serpiyorum. Malzeme listesinde ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Pidelerimizin olmazsa olmazı çörek otunda serpiştirdikten sonra fırınıma gönderiyorum. Gördüğünüz gibi pideler pişti. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Altı üstü nar gibi kızarmış gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere içini de göstereceğim. Bakın arkadaşlar içi göz göz oldu. Gerçekten harika bir pide oldu. Çok lezzetli oluyor. Az önce de söylediğim gibi iç harcını değiştirebilirsiniz damak tadınıza göre. Patates sevmiyorsanız kıymalı veya peynirli de deneyebilirsiniz. Çok pratik, çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.